Öncelikle sayın hocalarım, sayın kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Umarım iyisinizdir, sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün burada olmamın sebebi sizlere yapacağım kalistenik sporundaki şu anki gördüğümüz parkın ne işe yaradığını sizlere anlatacağım, aktaracağım Allah'ın izniyle. Bazı sorunlarımız var, bazı sorunlarınız da olacak. Bunları cevaplayacağım, bazı sorunlarınızı çözeceğim. Selamun aleyküm. Öncelikle biraz sohbet muhabbet edelim. Ondan sonra da gördüğünüz üzere buradaki aletlerimizin ne işe yaradığını sizlere kendi yapacağım performansla birlikte sergileyeceğim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum kendisi Ahmet Emin Hocam. Benim buraya gelmeme vesile oldu. Kendileri açıkçası çok kuran kursu gördüm ama ilk defa hani böylesine rastladım. Hani böyle bir park yani mükemmel yani veli nimet gibi bir şey. Ve hani çok daha profesyonelce yapılmış, hani mimarisi her şeyi gayet yerinde güzel. Açıkçası elimizde güzel bir imkan var ama değerlendirmemiz lazım. Ki değerlendirmek de bence hepimiz için çok basit. Hepimiz buradayız, dibimizde. Yani demek istediğim o ki bu güzel parkı değerlendirelim. İlk öncelikle bir soru sormak istiyorum. Aranızda spor salonuna gidenler var mı? Bir el göreyim. Yok mu hiç spor salonu? Vardır ya. Burada var bir tane. Nerede arkadaşımız? Berat, kaldırsana Berat. Böyle çekinmeye gerek yok ya. Yani öylesine sordum yani. Yani elleri göreyim yani. Sıkıntı yok. Giden varsa elleri göreyim. Mükemmel. Yani yine de siz bilirsiniz ama spor salonlarında şöyle bir fark var. Yani şu an gördüğünüz parkta kendimiz hani çalışıyoruz ama tabii bir yandan kaslarımızın içini dolduruyoruz burada çalışırsak eğer. Ama spor salonundaki fark şu, sadece ağırlık kaldırıp boş boş ağırlık kaldırmaktan ibaret bana kalırsa ben çok gereksiz buluyorum, onu söyleyeyim. Sadece kaslar şişiyor, bir iki hafta yapmadığın süreçte direkt iniyorsun. Yani bence dediğim gibi biraz spor salonlarında kendimce gereksiz buluyorum. Siz belki gereksiz bulunuyor olabilirsiniz ama şu an bu arkamdaki görünen hani mükemmel bir şey bu park. Yani çok değerlendirilmesi güzel, değerlendirilmesi gereken bir park. Yani kaslarımızın içini doldurun. Bir iki hafta yapmıyorsun. Kasın içini doldurmak demek kasları kullanmaya yönelik çalışmak demek. Kasları sürekli kullanmak için kasın içini dolduruyorsun. Ama ağırlık kaldırarak sadece kendini yorar, biraz acı çekersin. Ondan sonra vücudunda güzel bir görünüm olur. Sadece güzel bir görüntüden ibaret olur. Fakat pek de bir işe yaramaz. Yani onun farkı bu. Ama benim şu anki bu parkta çalışarak geliştirirsen kasların içini doldurursun. Üstüne üstlük daha iyi kullanırsın. Daha atik olur, daha pratik olur senin için. Yani dışarıdaki spor salonları kadar açık konuşayım. Yani boş, gerçekten boş. Ben 4 yıldır sokakta çalışıyorum. 4 yıldır kendimi bu işe aldım. Hani yaklaşık bir senedir yani eskisi gibi spor yapmıyorum. Hep böyle 3 ay, 4 ay aralıkla. Fakat vücudumda herhangi bir hiçbir değişme yok. Spor salonuna gitmiş olsaydım, protein tozu herhangi bir farklı bir kimyasal ürün kullansaydım ki zaten şu an daha cılız, daha sıska bir halde olurum. Evet, çocuklar, beslenme programlarınız nasıl? Abur cubur çok tüketiyor muyuz? Bak, tüketiyoruz değil mi? Ne kadar sıklıkla? Çikolata? Evet. Cips? Evet. Çubuk kraker? Evet. Evet, hazır donmuş gıdalar peki? Evet. Çok güzel. Maşallah, yenilmesi gereken her şeyi yemişsiniz. Sizler de yediniz mi? Maşallah. Evet çocuklar, yani bütün uzmanlar, bütün doktorların söylediği gibi abur cubur gerçekten zararlı bir şey. Hani vücutta çok çabuk eskimeye neden oluyor. Hele hele şeker. Çok çabuk yaşlanmaya, yüzdeki, derilerindeki o hani cildimizdeki parlaklığı azaltan şey şekerdir. Abur cuburların içinde tuz, şeker, işlenmiş gıda, kimyasal maddeler bunların hepsi yüzümüzdeki parlaklığı, yüzümüzdeki nuru hep böyle söndürür yani. O yüzden tavsiye etmiyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Evet, hareketsiz bir yaşam sizce nasıl bir yaşam? Hareketsiz. Yani böyle düz, monoton bir şekilde oturup sadece durmak. Nasıl bir şey sizce? Kötü mü, iyi mi? Bence de kötü değil mi? Ahmet Emin hocamız gördüğünüz üzere bu mükemmel parkı yaptırmış. Ve bu park sanki biraz değerlendirmiyoruz gibi çocuklar. Sanki böyle çok şey yapmıyormuşuz gibi. İlginizi çekmiyor gibi. Ama bugün Allah izin verirse, Allah'ın izniyle hep birlikte bu parktaki teker teker şu devrim, hani gerekse buradaki bütün şeylerin ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını Allah izin verirse öğreneceğiz. Hani biraz anlamakta güçlük çekiyoruz belki şuradaki devrim ne işe yaradığını. Belki buradaki şu gördüğünüz devrim. Açıkçası ben de çok bilmiyorum ama şöyle bilmiyorum. Hani neler yapıldığına hakimim. Yani neler neler yapılacağına, neler neler ne için kullanılacağına hakimim. İsim olarak sadece yapmadım. Ama dediğim gibi birazdan mükemmel bir şekilde göreceksiniz ne işe yaradığını Allah izniyle. Göstereceğim. İlk öncelikle ben hafif böyle güç hareketlerinden kasın içini doldurup o şekilde kullanarak o güç hareketlerini sergileyeceğim ilk başta. Ondan sonra da akrobasi hareketlerine geçeceğim. Geçmeden önce, bu performansı sergilemeden önce bana sorabileceğiniz soru var mı? Soru sormak isteyen var mı? Hiç mi yok? Mesela abur cubur yememekle alakalı. Hangisi daha şey? Efendim? Sesi. Parça parça yapacağım. İlk başta mesela şimdi güç hareketleri diyeceğim. Ondan sonra soracağım. Diyeceğim ki ne hissettiniz? Neler hissettiniz? Nasıl yaptığımı merak ettiniz mi? Bu tür şeylerden size sorular soracağım. Allah izin verirse güç hareketlerinden sonra. Onun haricinde yani sormak istediğiniz bir soru yoksa güç hareketlerini sergileyeceğim. Efendim? İsim Abdülsamet. Söylemedim değil mi? Kusura bakmayın. Gazlı içecekler de abur cubura dahil mi? Gazlı içecekler kesinlikle. Gazlı içecekler zaten başta hazmetmeye, mideye, sporda zaten direkt mesela maden suyu. Maden suyu zararsız bir şey. Ama spordan mesela spordan hemen bir saat önce tüketilmesi gereken bir şey. O da gazlı bir şey. O da zararsız. Ama spor esnasında tüketilmemesi gereken, günlük hayatta da tüketilmemesi gereken kola, fanta, gazoz. Yani bunlar kesinlikle uzak durulması gereken içecekler. Yani içilebilir. Ara sıra nadiren içilebilir. Ara sıra nadiren çikolata, cips, çubuk kraker. Yani kaçamak aynen tüketilebilir. Zaten genellikle sporcular genel olarak fitness, bodybuilding, calisthenics ayırmak yok. Yani her sporcunun illa bir kaçama olur. Tatlısını yersin, hamburgerini yersin, dürümünü yersin. Yani sürekli ama sürekli olmaz. Benim, sayın hocalar, sizlerin bir soruları var mı? Herhangi bir sorun? Yok mu? Adem hocam? Hareketten sonra. İnşallah hocam. Yavaştan o zaman başlayalım. Allah'ın izniyle sakatsız, sakatlık çıkmadı. Bir şey yapalım. Şimdi ben sordum ama hani aranızda spor salonuna gitmeye hani giden var mı diye. Peki aklında, düşüncesinde ya gitsem ne olacak? Merak ediyorum. Diyen var mı? Ona da bir sorayım. Varsa bir göndereyim. Zaten az önce anlattım abi sana. Yani hiç gerek yok. Gerek yok. Yüksek proteinini al. Beslenme programını düzelt. Gerisi buraya bakıyor. Bakın burası spor salonu değil. Burası sadece bir park. Yani sadece demir. Ama sadece demirle birazdan Allah izin verirse neler yapılabileceğini göstereceğiz.